yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha. İşte Sarıyer'in birlik beraberlik ruhu. Yeniden bir daha. Bir ve beraberce, dostça ve kardeşçe, Sarıyer için tam yol ileri. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha, bir daha oy, yeniden bir daha. İstanbul'da İmamoğlu bir daha, bir daha oy, bir daha. Merhaba sevgili komşularım, nasılsınız? Harika. Sizlerle tekrar buluştuk. Sarıyer'e bir daha gelmem lazım galiba. Evet. Bir de böyle Sarıyer'in göbeğine de bir gelelim. Birlikte orada da olalım. Olur mu? Güzel. Harikasınız. Yine burada çok değerli komşularımızla buluşmanın, hanımefendilerle, sevgili gençlerle, çocuklarla bir arada olmanın onurunu yaşıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki varsınız. Sporcularımız da gelmişler. Ben spor bizi yalnız bırakmıyor. Onları da kocaman öpüyorum. Sevgili komşularımıza buradan selamlarımı iletiyorum. Evlerinden bize bakan, afişleriyle bizi selamlayan, ta yukarılardan harikasınız. Atatürk Kent Ormanı'nı beğendik mi? Ben bazen diyorum ki ya Allah Allah, bunlar Atatürk Kent Ormanı'nı böyle metruk kenarda, her tarafa açık, sahipsiz niye bırakırlar? Şimdi benim aklım ermiyor. Yani benim aklım ermiyor, niye bırakırlar? Bir yandan Büyükdere fidanlığına bakıyorum. Yıllarca çürümeye bırakılmış. 250 bin metre. Yani düşünsenize, şimdi cıvıl cıvıl bir yer oldu. Bazen diyorum Allah Allah, bunları niye böyle bıraktılar? Acaba içine bir şeyler mi düşündüler? Yani bazen şeytanın aklına gelmeyen bunların aklına geliyor. Böyle garip bir dünya. Şimdi bakın, orada pırlanta gibi bütün İstanbul öğrendi. İçerisinde insanlar doğaya uygun, asla olanının florasına, canlısına en ufak bir zarar vermeden pırlanta gibi bir yer oldu. Ne mutlu bana. Belki de İstanbul tarih boyu bu ormanı Atatürk Kent Ormanı diye anacak ve hiçbir zaman ismi oradan eksik olmayacak. Ne mutlu bana. Bizim dönemimizde Sarıyer İstanbul'un en çok hizmet alan ilçelerinden oldu. Gerçekten öyle. Sarıyer ilçesinde yaklaşık 200 bin aileyi etkileyen, 200 bin insanımızı etkileyen ve mülkiyet sorunu yıllardır, 55 yıldır, 60 yıldır çözüm bekleyen, tapu sahibi olmak isteyen hemşehrilerimizin tapu sorununu çözdük. Bu anlamda Sarıyerlileri tapu sahibi yapmaya başladık. Hedefimiz herkesi tapu sahibi yaparak sorun yaşanan bütün mahallelerde kentsel dönüşümü teşvik etmek ve bütün hemşehrilerimizi yıllardır bu sorundan, bu beladan bir an önce kurtarmak. Yola çıktık, tam gaz devam edeceğiz. Bakın, Kocataş, Kocataş, Poligon, Çayırbaşı, Rumeli, Hisarüstü, Sarıdağ, Kazım Karabekir Paşa, Reşit Paşa, Cumhuriyet, Emirgan, Çamlıtepe, Derbent'in bir bölümü, bu mahallenin sakinleri uzun yıllardır bu müjdeyi bekliyordu. Bugünden itibaren yine Büyükdere Fidanlığı'nda bir ofis açtık. İBB Arsa Satışı ve Başvuru Ofisi orada hizmete başlıyor bugünden itibaren. Son derece şeffaf, sağlıklı bilgilendirme ile belediyemiz bütün vatandaşlarımıza bilgi verecek.
yardımcı olacak. Ben bütün hemşerilerimi, o saydığım mahallelerdeki bütün komşularımı, sorunlarını konuşmaya oraya gelip oradaki arkadaşlarımızla birlikte paylaşmaya davet ediyorum. Bütün Sarıyer'in bu sorununu çözmenin onurunu, gururunu taşıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni dönemde Allah'ın izniyle olacak, olacak, olmaya devam edecek. İstanbul'da tüm riskli yapılara göreceksiniz bu dönemde büyük destek olacağız. Ve sabit taksitli ödeme desteği sunacağız. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımıza, özellikle emekli vatandaşlarımıza. Bakın, dar gelirli vatandaşlarımızda 50 bin riskli konutun inşaat maliyetini biz karşılayacağız, %60'ını biz karşılayacağız. Dar gelirli emeklilerimizin riskli yapı inşaat maliyetinin %65'ini biz karşılayacağız. İstanbul'u dönüşme konusunda büyük katkı sunan bir dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbullu hemşehrilerimize yaşatacağız. Sevgili dostlarım, İstanbul herhangi bir yöneticinin, bir siyasi partinin ya da bir avuç insanın dilediği gibi kesip biçeceği, parçalara ayıracağı, satışa çıkarabileceği bir yer değil. İstanbul dünyanın bir tanesi. İstanbul, inanın, sadece bizim milletimizin sahibi olduğu, evet, İstanbulluların yaşadığı bir şehir. Ama bütün dünyanın göz bebeği, bir kadim şehir. 16 milyon İstanbullunun, 86 milyon vatandaşımızın gözü gibi bakması gereken bir yer. Tek tek her birimize zimmetlidir, onu söyleyeyim. Her birimize tarihten gelen zimmet ve bundan sonra çocuklarımıza nesiller boyu sağlıklı bir şekilde bırakmak zorunda olduğumuz bir varlık. Burası Fatih'in ve Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'udur. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Yeryüzünde hiçbir şehir İstanbul kadar çeşitliliğe, zenginliğe sahip değildir. Hiçbir şehir İstanbul kadar derin ve anlamlı bir birikime sahip değildir. Bu eşsiz seyir Türk ve İslam medeniyetinin olduğu kadar dünya kültür coğrafyasına da inanın her yönüyle hitap eden bir şehir. Ben bunu Balkanlarda yaşadım. Ben bunu Avrupa'nın göbeğinde yaşadım. Orta Doğu'da yaşadım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı olarak inanın nereye gidersem gideyim yaptığımız iyi bir hamle oraları sarıp sarmalıyor. İnanın buradaki huzur, buradaki demokrasi, buradaki özgürlük ortamı sadece Türkiye'ye iyi gelmiyor. Dünyanın her yerine iyi geliyor. O bakımdan biz İstanbul'a bu kutsallıkla bakıyoruz. İstanbul'un tırnağına dahi zarar gelsin istemiyoruz ve getirmeyeceğiz. Onun için İstanbul'un muhafızıyım diyorum. Hep birlikte muhafız olacağız. Bunu onurlu bir vazife olarak her birimiz omuzlarında hissetmeli. İstanbul'un muhafızıyız. Bu kadim şehirde, bu güzel şehirde bize atalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin emaneti, bu güzel dünya güzeli şehirde yaşıyorsak bu bizim için onurlu bir vazifedir. Karşımızdakiler farklı bakıyor. Onlar ne İstanbul'u ne de 16 milyon İstanbulluyu düşünmüyor. Onların başka dertleri var. İnanın düşünmüyorlar. Onlar bir avuç insanın menfaatinin peşinde. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ve Sarıyer'i ve diğer ilçeleri çok istiyorlar. Buralar onlar için kıymetli. Bakın, insanı için değil, ha, başka türlü kıymetli. Biliyorsunuz değil mi?
Tedbirliyiz değil mi? Tedbir elden bırakmayacağız değil mi? Onlar tekrar eski düzen geri gelsin istiyorlar. Biz millet için çalışıyoruz. Milletin parasını millete veriyoruz, millete. Onlar bir avuç insan için çalışıyor. Aramızda büyük fark var. Bakın sevgili hemşehrilerim, anne kart bunların akıllarına bile gelmezdi. Gelmezdi, gelmedi de. Kreş açtılar mı bir tane? Açmazlar. Kent lokantası, vatandaşını hissetmezler, bilmezler. Bakın, bakın Hisar üstünü açtık. İnşallah sayısını çoğaltacağız. Bakın, yurtlar, bir tane yatak, bir yatak, bir çocuğu yatıracak yatak, yurt yapmaz mı? Yapmazlar. Onların derdi başka. Onun için bakın meydanlar, bugün Eminönü meydanını açtık, gidin bakın, pırlanta gibi, pırlanta, biblo gibi. 15 yıldır çöplüğe dönen o alanı 5 yılda bakın yapamadıkları tramvayı yaptık, bitiremedikleri köprüleri yaptık, yeniledik, alt geçitler, altyapı, İSKİ çalışmaları hepsini bitirdik. Unkapanı Köprüsü'nden Mısır Çarşısı'na kadar 100 bin metrekare alanını pırlanta gibi yaptık. Aynen Atatürk Kent Ormanı gibi. İşte biz onun için muhafızız. Sevgili hemşehrilerim, bakın bu tür yerlerden işgalleri kaldırdık. Zapt edenleri süpürdük, yolladık. Polisimizi bile kullanarak polisle oradaki yıkımları engellemeye kalkıştılar. Hatırlayın Üsküdar'ı. Hatırlayın. Ama biz asla bir bilim geri adım atmadık. Niye? Milletin hakkını millete teslim edenleriz biz. Onun için bir bilim geri adım atmayız. Tam yörüleri gideriz. Tam yörüleri gideriz. Bakın. Onlar bakın, onların işleri güçleri başla. Onların bursları da, işleri de, makam mevkii de bu şekilde yorumlamazlar. Kaçak kafeleri de bir avuç insana verirler. Bakın bursu, biz 100 bin gencimize burs verdik değil mi? 100 bin genç. Allah'ıma bin şükür diyorum, verebildik. Daha fazla vereceğiz. 7500 lira verdik. Bu sene 15 bin lira vereceğiz. Geçen sahurdan sonra camiden çıkıyoruz. İnanın. Aslan gençler. Sahurdan sonra bir camiden çıkıyoruz. Yanıma 15-20 tane gençler böyle yanaştı. KYK yurdundan sabah namazına gelmişler. İnanın 8-10 tanesi kulağıma eğilip, başkanım bursunuzun işte son dilimi bugün yattı, Allah razı olsun. Dünyanın en mutlu insanı oldum. Bu ne biliyor musunuz? Benim param değil, sizin helal paralarınızı bereketli şekilde yönetip doğru yerlere vermenin gururunu yaşıyorum. Vermenin. Sizin adınıza helal hoş olsun. Sizlerin parası bu. Annelerimizin cebindeki kart da sizin paranız. Milletimizin parası. Zorda olanla paylaşıyoruz. O birileri var ya, lütuf verir gibi, lütufta bulunur gibi. Sanki cebindeki para. Onun için onlar o kadar ileri gidiyorlar ki bakın, makamları da eş dost akrabaya dağıtıyorlar. Makamları. Hani bir meczup vardı ya, atamıza hakaret eden. Sülale boyu devletin kurumlarında, sülale boyu. Bu nedir ya? Bu nedir? Biz milletin evlatlarıyla yönettik. Milletin evlatlarıyla bu şehri yönetmeye devam edeceğiz, devam edeceğiz. Bakın, deprem mağdurları için konut kurası çekildi geçenlerde. Ya ne tesadüf, bunların milletvekiline çıkıyor. Ya Allah'ım, ya Rabbim ya. Ya o kuraya milletvekilini sokmayacaksın bile. Bakın sokmayacaksın. Bakın sokmayacaksın bile.
ilk evim, ilk arsam kampanyasının kurası çekiliyor. Arsa bunların milletvekiline çıkıyor. Bak sen. Üstelik kampanyaya katılma şartı nasıl? Asgari ücrete sahip olmaktan ve asgari ücrete sahip olacaksın ki katılabilesin. Adamın milletvekili maaşı var. Ve yine arsa onlara çıkıyor. İşte onların düzeni bu şekilde. Biz İstanbul'da o düzeni yerle bir ettiğimiz için dayanamıyorlar. Onun için çatlıyorlar. Hakkını arayan vatandaşa ise ne yaptı? Hakkını arayan gelsin yüzüme aykırsın dedi. Hakkını arayanları ya gözaltına atıyorlar ya yumruk atıyorlar. Öyle değil mi? Televizyonda izlediniz. Yumruğu atan da kim? TOKİ başkanı. Allah akıl versin sana. Allah akıl versin. Bakın ben size söyleyeyim. Cumhuriyet çok değerli. Atatürk'ün bize emaneti Cumhuriyet o kadar değerli ki. Niye biliyor musunuz? Bizleri eşitledi hepimiz. Ben makam sahibiyim ya. Şimdi ben makam sahibiyim ya. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Yok hiçbirinizden farkım. Ben her birinizle eşitim. Hatta ben size hizmet etmek için yola çıkmış ve sizin oyunuzu almışsam benim boynum hafif bükük olacak önünüzde. Çünkü Cumhuriyet'in yöneticisi haddini bilecek, haddini. Had bildiren yöneticilerin devri bitti. Atatürk'ten Allah razı olsun o devri bitirdi. O bitti o devir. O biteli 100 seneyi aştı. Onun için egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bunu unutmayın. Cumhuriyet, demokrasi. Bakın ben hep ne derim biliyor musun? Benden daha milliyetçi yok derim. Siz diyebilirsiniz ki hayır ben daha milliyetçiyim. Evet hepimiz milliyetçiyiz. Hepimiz bu vatanı çok seviyoruz. Ama milliyetçiliğin esasları var. Nedir o biliyor musunuz? Önce yurttaşların eşitliği olacak. Eşit yurttaşlığın olduğu yerde milliyetçilik kadar güçlü bir şey yok. Eşit olacağız. Sonra bakın sonra ne biliyor musunuz? Milliyetçilik. Bu canım vatan var ya bu cennet vatan. İstanbul. Memleketin her köşesi. Edirne'den Kars'a, Hakkari'den Sinop'a, Hatay'dan Muğla'ya, havasına, suyuna, toprağına, madenine, denizine, o denizdeki balığına, hamsisine, her şeyine sahip çıkmaktır. Bakın, milliyetçilik madenine sahip çıkmaktır, madenine. Peşkeş çekmemektir. Milliyetçilik nedir biliyor musunuz bir de? Milliyetçilik, güvenlik ve ekonomik kalkınmayla demokrasiyi üçünü yan yana koruyup muhafaza edip yüceltmektir. Bakın hiçbirinden taviz vermeden bütün vatandaşlar olarak bunu sağladık mı bizler işte Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk milliyetçiliğinin Atatürk milliyetçiliğinin her bir kahraman ferdiyiz işte. Hepsi içindedir. Herkes içindedir. Bunları yapmalıyız. Ama bunlar konuşulsun istemiyor. Bunlar onlara oy verenler vatansever, onlara oy vermeyenler vatan haini. Hadi oradan. Hadi oradan işinize. Hadi oradan. Onun için bunlar bütün bu konular konuşulmasın diye bizler hakkında her türlü iftirayı, kumpası üretiyorlar. Ama o da yetmez. Yetmez. Millet zaten yemez. Millet yemez. Millet yemez. Onlar vatanseverliğimizi, inancımızı sorgularlar. Ya sadece bizim az önce dedim ya, milyonlarca vatandaşımızı, milyonlarca insanımızı vatan haini ilan ederler. Yaftalarlar, iktidar sözcüleri, muhalif seçmenleri terörist ilan eder. Hain gibi ifadelerle itham etmekten çekinmezler. Farklı siyasi partilere gönül veren vatandaşlarımızın arasına
nifak sokmaya çalışırlar. Hatırlayın, bu tahrikler, bu ayrıştırma, bu düşmanlaştırma çabaları sonucunda daha geçen seçimlerde Ordu'da, Gülyalı'da gencecik bir delikanlımızı kaybetmedik mi? Daha geçen yıl Mayıs seçimleri arifesinde. Tabii hemen unutuyoruz sevgili dostlar. Hemen unutuyoruz ya. Ateş düşen yer, o ev, o hane onu unutabilir mi? Onu unutabilir mi? Onun için bunlara bu kötülüğü yapmalarına fırsat vermeyeceğiz. Hep birlikte vermeyeceğiz. Bakın bunlar o kadar iftira atıyorlar. Seçim bittikten sonra ne diyorlar? Söylediğimiz hukuki değil ama siyasiydi. Lan birinin evladı ölmüş. Hiç oralı bile olmazlar. Seçim kazanmak için onlarda tek kural var. Her yol mübah. Seçim kazanana kadar her yol mübah. Bakın bu anlayışa hep birlikte son vereceğiz. Son. 31 Mart'ta tarihe gömeceğiz. Tarihe. Bu anlayışı tarihe gömeceğiz. Sevgili dostlar. Bakın 2019 kolay unutuyoruz. Ağır bir şeydir. Seçimi kazanmadık mı? Seçimi kazandıktan sonra bize hırsız demediler mi? Çaldılar demediler mi? Çıktı bir bakanı sandıkta 700 terörist tespit ettik demedi mi? La hani terörist? Hani hırsız? Millet ne yaptı? 806 bin kez bunları şamarladı. 806 bin kez. 806 bin kez. Doğru mu? Bunlar buradan anlıyorlar. Sandıktan gücünüzün farkına varın. Sevgili dostlarım, gücünüzün farkına varacaksınız. Vatandaştan, milletten daha güçlü tek bir Allah'ın kulu yok. Bunu biliyoruz değil mi? Ben niye bu kadar cesur konuşuyorum? Arkamda millet var, millet. Onlar niye suskun pıt 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 konuşuyorlar? Onların arkasında bir kişi var. Bir kişi var. Onlar cümlenin iznini bile oradan alıyorlar. Ben zaten terbiyemi milletten aldım, öyle değil mi? Bakın size söyleyeyim. Biz sizi temsil ediyoruz. En zor şartlarda dahi millet sevgisiyle mücadeleye de devam edeceğiz. Mücadelemizin sahası bu kadar derin ve önemlidir. Sadece İstanbul için değil, Türkiye için de çok değerli ve önemlidir. Büyük mücadele veriyoruz sevgili hemşerilerim. Bakın büyük bir mücadele veriyoruz. Sarıyer için veriyoruz. İstanbul için veriyoruz. Buradaki kazanımlarımızın adı Cumhuriyet ve demokrasi kazanımlarıdır, unutmayın. Onun için bu mücadelemiz partiler ötesi bir mücadeledir. Onun için büyük bir ittifakla seçime gidiyoruz. Seçimin son gününe kadar bu ittifakı büyüteceğiz. Öyle bir büyüteceğiz ki şaşıracaklar. Bu milletin o vicdanına, o adalet duygusuna şaşıracaklar. Ben size söyleyeyim. Vallahi billahi ben oyunu almasam da 16 milyon insanın gönlünü kazandığıma inanıyorum. İnanıyorum kardeş. Ben herkesin, hiç kimsenin evladını ayırmadık. Hiçbir anneyi birbirinden ayırmadık. Hiçbir öğrenciyi birbirinden ayırmadık. Allah şahit. Allah şahit. Kullar da şahit. O bakımdan sevgili Sarıyerliler, önümüzdeki mesele işte bu kadar büyüktür. Bu seçim bir yandan İstanbul'a sahip çıkma seçimidir. İstanbul'un kendini yağmaya karşı müdafaa etmenin seçimidir. Doğru mu? Bakın 5 yılda biz bu şehri tedavi ettik. Bu şehri güçlendirdik. Bu şehri koruduk. İhya ettik. Bu şehrin tarihi eserlerini, maneviyatını güzelleştirdik. Ne yaptık biliyor musunuz? Bu şehrin bağışıklık sistemini yeniden güçlendirdik. Hastalıklara, hasta zihinlere karşı güçlendirdik. Bağışıklık sistemini güçlendirdik. Bilincini kaybetmiş hasta bir şehri, onların döneminde hastalandı.
kötüleşti. Öpüyorum sizi çocuklar. Öpüyorum sizi. Bakın, iyi sporcu nedir biliyor musunuz? İyi sporcu fikren de iyi çalışacak, bedenen de iyi çalışacak. Benim okuduğum okulda Mustafa Kemal Atatürk okulun anı defterine 1924'te ne yazmış biliyor musunuz? Benim okuduğum okulda. Bedeni idman, fikri idmanla muvazi gitmelidir. Yani çocuklar, beden çalışması, vücut çalışmasıyla zihin çalışması aynı anda gitmelidir ki sizden iyi sporcu olsun. Tamam mı çocuklar? Öpüyorum sizi yanaklarınızdan. Hadi bakalım gidin, üşümeyin. Şimdi evet, bakın bir şey söyleyeyim. Şimdi biz bu şehri iyileştirdik. Kendine geldi. Bunlar fena yapmışlardı İstanbul'u. Her yere bir dikinti, bir bina. Bir bina orada, bir bina orada, bir bina orada. Sahilleri doldurdular. Ataköy, Bakırköy, Zeytinburnu. Gidin karşıya, boğuluyoruz. Kentsel dönüşüm diye Fikirtepe rezilliğini önümüze koydular. Fikirtepe'de yaşayanları da perişan ettiler. Oraya giren müteahhiti de perişan ettiler. Bir de sizin benim paramla oraya yardım etmek zorunda kaldılar. Hem de milyarlarca lira perişan ettiler. İşte biz İstanbul İttifakı bu şehrin yağmaya, israfa, kanala karşı güçlendirilmiş bağışıklık sistemidir. Hepimiz. Doğru mu? Bakın, ama riski görmemiz gerekiyor. Eğer İstanbul kaybedilirse, eğer Sarıyer kaybedilirse, bu sadece bizim değil, tüm Türkiye'nin direncini, bağışıklık sisteminin zayıflaması anlamına gelir. İşte bu yüzden bu yol kişisel duygulardan ve taleplerden beslenmez, beslenemez, beslenmemeli. Bunu kabul etmiyorum. Bu yol kişisellikten uzaktır. Uzak olmalıdır. Çünkü ulaşılması gereken menzil bir kişinin değil, 16 milyonun, hatta Türkiye'nin 86 milyonun ortak menzilidir. Öyle değil mi? Bu yolun en büyük taşıyıcısı neresi? İstanbul'dur. İstanbul. Öyle değil mi? İstanbul kadar da Sarıyer'dir. Öyle değil mi sevgili hemşehrilerim? Bakın, şimdi burada ben sizinle dertleşeceğim. Benim sesimi herkes duysun. Şükrü Genç Başkanım benim abimdir. Allah'ın izniyle de hep öyle kalacaktır, onu söyleyeyim. Benim abimdir. Bakın 2009'da, 2014'te, 2019'da benim partim Cumhuriyet Halk Partisi Şükrü abiyi aday yaptığında o zaman da kırılan gücenen olmuştur. Doğru mu? Kendine hak görerek yapılmadığı için kızan da olmuştur, öfkelenen de olmuştur. Öyle değil mi? Evet. Haksızlığa uğradığını düşünmüştür. Öyle değil mi? Evet. Elbet olmuştur. Bu çok daha süreçtir. Bugün de kırılanlar olduğu gibi. Ama bunun çözümü duygusal eylemlere girmek değildir. Hele hele şu anda biz bu yola kendi içimizde gönüller kırılsın değil. Biz bu yola yeni gönüller fethetmek için çıktık. Anlatabildim mi? Bakın, bu yolda geride bırakılacak tek bir yurttaş, tek bir oy dahi yoktur. Bölünmek ve ayrışmak sadece bir kişinin işine gelir. Biliyorsunuz değil mi o bir kişiyi? Onun için buradan size, sizin nezdinizdeki bütün Sarıyerli hemşehrilerime sesleniyorum. Oyunuzu bölmeyin. Oyunuzu bölmeyin. Anlaştık mı? İstanbul'un büyük ittifakında birlikte olacağız, öyle değil mi? Partiler ötesi bu büyük ittifakın bir parçası olacağız. Öyle değil mi? O zaman Sarıyer'de Cumhuriyet Halk Partisi adayımız, şimdi
Oktay Aksu'yu bana çok benzetiyorlar ama aramızda 7-8 kilo fark var. Başkanım biraz daha kilo verecek, onu söyleyeyim. Anlaştık, verdi ama yetmez başkanım, kusura bakma. Çünkü çok koşacağız. Allah'ın izniyle geçtiğimiz 5 yıl Sarıyer'e çok güzel işler başardık. Bu 5 yıl onu da ikiye katlayacağız birlikte, onu da. Hep birlikte kenetleneceğiz, tamam mı? Sarıyer kenetlenmeye hazır mı? Hep birlikte gelin İstanbul'da, Sarıyer'de yağmaya, ayrıştırmaya, düşmanlaştırmaya karşı bir birlik ve demokrasi hattı kuralım. Bunu kuracağız. Bakın bu demokrasi, demokrasi birliğine, beraberliğine asla bir gedik açmayacağız. Müsaade etmeyeceğiz. Bana söz veriyor musunuz? Sarıyer'de sadece 50 yıllık tapu sorunlarını çözmedik. Çok hizmet yaptık. Süt dağıttık, annelere kart verdik. Atatürk kent ormanını açtık. Büyüklere fidanlığını açtık. İSKİ tarihinde bu kadar hizmeti Sarıyer hiçbir zaman görmedi. 30 senedir yapılmayanları 5 senede yaptık. Bakın 5 senede Rumeli Boğaziçi Üniversitesi'nin oradaki meydanları düzenledik. Hisarüstü Aşiyan füniküler hattını açtık. Doğru mu? Evet. 2 tane kreş açtık. Kent lokantası açtık. Kütüphaneler açtık. Bakın Ayazağa, Hisarüstü, Emirgan meydanlarını pırlanta gibi yaptık. Aşiyan, Duatepe parklarını bitirdik. Sevgili dostlarım, bakın Sarıyer'e çok hizmet verdik. Balta Limanı Yaşam Vadisi'nin birinci etabını açtık. Beğendiniz mi? İkinci, üçüncü etaplarını da yapacağız. Az önce söylediğim gibi Rumeli Hisarı'nın, o canım Fatih'in bize emanetini pırlanta gibi yapıyoruz, pırlanta. Sizi orada tahmin edemeyeceğiniz kadar güzel kültür sanat alanlarını hazırlıyoruz. İnşallah bütün mahallelerdeki tapu sorunlarını çözerek, diğer sorunları da hallederek önümüzdeki dönem kentsel dönüşüm noktasında Oktay Başkan'la Sarıyer'den başlayarak bütün İstanbul'da devrim yapacağız, devrim yapacağız. Aynı zamanda İTÜ-Maslak Kağıthane metrosuna çalışıyoruz. Bakın İTÜ-Maslak'tan Kağıthane. Yine Hacı Osman Çayırbaşı Sarıyer metrosuna çalışıyoruz. Şu anda en değer verdiğimiz projeler bunlar. Yuvamız İstanbul kreşlerini açmaya devam edeceğiz Sarıyer'de. Belediyemiz de açacak. Az önce dediğim gibi Yaşam Vadisi anlamında Balta Limanı'nda yolumuza devam edeceğiz. Sevgili hemşerilerim, çok çalışıyoruz. Sarıyer'in her tarafına, Kısırkaya'dan Gümüşdere'ye her tarafında çok çalışıyoruz. Kilyos'taki atık su sorunuyla ilgili yer tesliminde hazineyle sorun yaşadık. Çözüme kavuştu. İleri biyolojik arıtma tesisimize orada temel atıp yola çıkıyoruz. Bakın İstanbul'un bu anlamda havasına, suyuna, doğasına, denizine sahip çıkıyoruz. Sizlerle birlik ve beraberliğimizi koruyarak yapacağız bunları. 31 Mart'a kadar ev ev gezmeye, Oktay Başkan'a, Sarıyer'de Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi listesine oy toplamak için çalışmaya hazır mıyız? Peki 31 Mart'ta ya ben evde uzanacağım, yok oraya tatile gideceğim diyeni, eşiniz, dostunuz, akrabanız, yeğeniniz elinden tutup sandığa götürmeye hazır mıyız? Oy rekoru kırmaya hazır mıyız? Ekrem İmamoğlu, ona da oy verirsiniz herhalde. Tamam. O zaman Sarıyer gereğini yapacak. Anlaştık mı? Her şey çok güzel olacak. Anlaştık mı? Tam yönleri devam edeceğiz. Anlaştık mı? 1 Nisan'dan itibaren hizmette tam yönleri diyeceğiz. Anlaştık mı? Sarıyer, hepinizi çok seviyorum. Benim değerli komşularım, yolumuz açık olsun. Tam yol ileri olsun. Kalın sağlıcakla. Bir ve beraberce. Dost
dostça ve kardeşçe. Hep birlikte sevgiyle. Haydi İstanbul, haydi Sarıyer. Tam yol ileri, tam yol ileri. İnanıyoruz, biliyoruz. 31 Mart'ta sevgi kazanacak. İstanbul başaracak. Sarıyer de başaracak. Teşekkürler Sarıyer. Yolumuz açık olsun.